Milliyet Gazetesi yazarı, eğitimci Abbas Güçlü'ye dönelim. Sayın Güçlü, iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Tepkiler ard arda geliyor. Aslında şöyle, yani veliler de tepki gösteriyor ama neyin geleceğini bilmemezdik. Özellikle biraz önce daha önceki bakanların yeni sistem gelirken, çünkü her birinde farklı bir sistemle karşılaştık. Hangi ifadeleri kullandığını da ekranımıza yansıttık. Biraz önce İsmet Yılmaz'ın açıklamasını verdik. İyi olacağını düşünüyoruz dedi. Daha iyi olacak dedi. Ne olacak peki? Şimdi alternatif sistemler, siz de bugün yazınızda onu belirttiniz. Zaten denenmişti daha önceden. Peki bütün evet. Bunları düşünürsek sınavsız geçiş örneği nasıl olacak? Birçok soru var. Buyurunuz. Yani sınavsız geçiş mümkün değil. TEOG'un kaldırılmasını isteyen zaten herkes istiyor. TEOG ilk yayınlandığı günden itibaren bu kalıcı olmaz diye ben eleştirdim. Biz eleştirdik diye sayın bakanlar bize eleştirdiler. Niye eleştiriyorsunuz? Bu gelmiş geçmiş en güzel sistem dediler. Garip olan bu sistemi getiren hiç kimsenin bu sistemi savunuyor olmaması. Yani o bakanlar nerede? Bu Türkiye'nin en güzel sistemidir. Dünyaya model olacak sistem diyen bakanlar nerede? Bunu getiren bürokratlar, aynı bürokratlar orada. Şimdi TEOG'u savunmayan siyaset ve bürokrasi yarın yeni getirecek sistemi de savunmayacak. O da kalıcı olmayacak. Yani bugün Sayın Bakan açıklama yaptı, TEOG kaldırıldı dedi. Peki yerine ne gelecek? Sayın Başbakan da diyor ki herkes istediği liseye gidecek. Bundan daha güzel bir şey. Peki nasıl gidecek? Yani laf var, slogan var, altı boş. Altının doldurulması gerekiyor. Yoksa TEOG kaldırıldı, ortada hiç şey olmayacak. Daha saçma sapan sistemler gündeme gelebilir. Bir de bu olay sadece TEOG sorunu değil. Yani anaokulundan üniversiteye kadar bir bütün olarak ele alınıp yeniden dizayn edilmesi lazım. Yoksa TEOG'un yerine ne getirirseniz getirin. 3-5 yıl sürmeden, belki de 3-5 ay sonra o da kaldırılır. Evet, şimdi anaokulundan üniversiteye kadar dediniz ama evet. Tepki gösteren sadece işte bakıyoruz orta öğrenim öğretmenler diyelim. Ama siz de bugün sordunuz, üniversitelerden mesela hiçbir tepki gelmiyor. Halbuki devamı olarak görünmesi gerekmiyor mu bu işin? Tabii üniversitelerin, yani bir de onun ötesinde 80 tane 100 tane eğitim fakültesi var. Konuda kafa yoruyorlar. Yani onlar ne diyorlar? Bu bir pedagoji olayıdır. Bu ideolojik olarak bakılacak bir durum değildir. Yani pedagojik olarak üniversiteler, eğitim fakülteleri bu konuyu oturup tartışmayacaksa kim tartışacak? Ya da eğitim fakülteleri bu konuya kafa yormayacaksa neye kafa yoracaklar? Siyasetin bir isteği var. Diyor ki orada da isteğinde de haklıdır. Çocukların sınavda yarışatık adı yetiştirmeyelim diyor. Tamam, buna itiraz eden yok ama onun yerine konulacak sistemin oturup tartışılması gerekiyor. Müfredat programları ve bu tür eğitimle ilgili düzenlemeler anayasadan çok daha önemli. Yani anayasaları değiştirirsiniz, 400-500 toplarınızı değiştirirsiniz. O da işte toplumun herkesini ilgilendirmez. Ama bugün bu ülkede 20 milyon öğrenci, 30 milyon veli var, 2 milyona yakın öğretmen var, öğretim üyesi var. Nereden baksanız 50-55 milyon kişiyi ilgilendiren bir durumda siz bir uygulamaya gittiğiniz zaman bunun uzun uzadıya oturup tartışılması, konuşulması gerekir. Ardından pilot uygulamayla denenmesi gerekir. Eğer başarılı oluyorsa da bütün ülke geneline yaygınlaştırılması gerekiyor. Maçın ortasında kural değişmez. Ne kadar haklı olursanız olun. Siz maç başlamış, orta yerinden düdük çalıyor hakem, hadi oyun bitti, kurallar değiştiriyorum diye değişiyor. Burada bu eğer yeni getirecek sistem ille de uygulanacaksa gelecek yıl ortaokula başlayacak öğrenciye uygulanması lazım. Ortaokula itibaren uygulanır. Orta sona geldiğinde de o çocuğu nasıl yönlendireceksiniz, yönlendirirsiniz. Bu sene bu sınav sistemine göre hazırlanmış bir çocuğa hadi sen bütün her şeyi unut, ben sana yeni bir sistem getiriyorum demek o çocuklara yapılan en büyük haksızlık olur. Tabii siz bir de son olarak bunu da söyleyeyim. Çok önemli bir konuya da yani yazınızda var. Özellikle diyorsunuz bu işe en çok kim sevinecek? İşte özel okulcular, merdiven altı dershaneleri diye yansıttınız. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tam tersini aslında savunduğunu da belirttiniz. Evet. Bu konunun şimdi da yani altını çizelim. Cumhurbaşkanı, Başbakanken de Sayın Erdoğan ne söylüyorsa 15 yıldır Milli Eğitim Bakanları hep tersini yaptı. Gerçekten sınavları azaltın dedikçe sınavlar yükseltti. Dershaneye bağımlılığı azaltın dedikçe dershaneye olan bağımlılık artıyor. Bu sistemde de en fazla sevilenler dershaneler, her ne kadar kapatıldı de sadece adı değişti. Dershaneler ve özel okullar sevinecek. TEOG sayesinde son iki yılda
Özel okul sayısında patlama oldu, rekor kırdı. Özel okula giden öğrenci sayısında kötü mü gitti ama tek seçenek olarak insanların karşısına özel okulları koymayacaksınız. Siz mahallenizde hiçbir okul yoksa özel okula mecbur bırakılmayacaksınız. Bir anda Sayın Başbakan diyor ki isteyen istediği okula gidecek. Olaya İstanbul'da Beşiktaş'ta oturan bir veli çerçevesine bakmasın. Beşiktaş'ta oturduğunuz zaman Çankaya oturursanız çevrenizde onca okul var. Değişik okullar var. Müzik, güzel sanatlar lisesi de var, spor lisesi de var, Anadolu lisesi, Fenlisesi, her şey. Ama evet. Yozgat'ta, Çorum'da, Ardahan'da, Kırklareli'nde bir mahalleye gittiğiniz zaman orada okul yok. Çocuğun spor yeteneğini nasıl tespit edeceksiniz? Pek çok okulda flütten başka alet yok. Onun müzik yeteneğini nasıl keşfedeceksiniz, nasıl geliştireceksiniz? Bütün altyapı hazırlanmadan farklı farklı modeller deniyoruz, deneyeceğiz demek yeni hayal kırıklıkları yaratmanın ötesinde başka bir şey yaratmak. Şurada çok haklı bir tespit vardır. Çocuklarımızı bu TEOG belasından kurtarmamız gerekiyor. Dershane belasından kurtarmamız gerekiyor. Ama bunun nasıl olacağının üzerinde de ciddi ciddi düşünmek gerekir. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Güçlü. Kolaylıklar dileyelim size. Sağ olun.